Çok kıymetli hemşerilerimiz. Şu anda Sarı Fırtınalar, İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin yanındayız. Bu yıl Elmalımızda ve Türkiye genelinde maalesef güreşleri pandemi dolayısıyla yapamadık. İnşallah pehlivanlarımız son hızıyla hazırlıklarını devam ettiler. 2021 yılında inşallah bu pandemi bitecek ve güreşlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada İsmail kardeşimizle Elmalımızın gururu, Antalya'nın gururu, şampiyonumuz şu an Survivor'dan bir teklif aldı. Kendisini inşallah oraya göndereceğiz ve kendisi Survivor'da Türkiye'deki başarılarını, Kırkpınar'daki başarısını, Yeşilyalı'da Türkiye'nin ilk er meydanındaki başarısını orada da devam ettireceğini ve şampiyon olarak inşallah tekrar Elmalımıza, Antalyalımıza bu müjdeyi kupayla geleceğini biliyoruz, hissediyoruz ve bütün dualarımız sizlerle birlikte, senle birlikte inşallah başarılı olursun. Bu Survivor hikayesi nereden çıktı? Bize birazcık bahseder misin İsmail? Teşekkürler başkanım güzel dilekleriniz için. Survivor yıllardır takip ettiğim bir platform. Evet. Her zaman izlerken kendimi de içinde hayal ettiğim, yarıştığım dönemler oldu. Evet. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Tabii dışarıdan yorum yapmak kolay ama içeriye girince iş tabii ki kolay değil. Güreşte Evet. de aynı şekilde. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Seyirciler geliyor mesela. Şuradan tutsaydım, bunu yapsaydım falan. Yapsaydın. Tabii Survivor ada şartları tabii ki çok zorlukları var. Açlıkla mücadele edeceksiniz. Psikolojiyle mücadele edeceksiniz. Aynı zamanda çabukluk, sürat, koşu, Evet. denge, atış hepsi çok önemli bu işte. Evet. 2018 yılında bana bir teklif gelmişti. Survivor'a katılır mısınız diye. Evet. Ben de o dönemde tabii ki güreşlerin aktif olarak devam etmesi ve favorilerden birisi olmama, hedeflerim olması. O dönemde katılamayacağımı söyledim ama ilerideki hedeflerimden, hayallerimden birisi Survivor'a katılmak olduğunu belirtmiştim. Onlar da daha sonra istersen, ne zaman istersen biz seni burada görmek isteriz dediler. Ve iletişimimiz daha sonra yine devam Evet. etti. Tabii bu yıl pandemi sürecinin olması, yani güreşlerin yapılmaması, seneyeki belirsizlik, aşının ne kadar etkili olacağı, olmayacağı belirsiz bir süreç var. O yüzden seneye de yine belirsizlik olduğu için bu yıl dedim Survivor'a katılayım ve kendimi deneyeyim, göstereyim. Evet. Bir de orada kendimizi gösterelim. Yağlı güreşte birçok hedeflerimiz vardı ve hepsine ulaştık çok şükür. Yani birçok birincilikler, madalyalar elde ettik. Sevenlerimize bu mutluluğu yaşattık. Şimdi hayalimin peşinden gidiyorum. Hep küçükten beri İnşallah. hep hayallerimin peşinden gitti. Evet. Şimdi de hayalim olan Survivor'a katılmak istiyorum. İnşallah. Ve yarın itibariyle inşallah yola Yola çıkacağız çıkacağız. Dominik'e hayırlısıyla. Sevenlerim yağlı güreşte özellikle hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediler. Evet. Elmalı halkımız, Antalya, Türkiye'nin birçok yerlerinden sevenlerimiz hep desteklediler. Evet. Destekleyeceklerinden yine şüphem yok. Evet. Yine onlara buradan sizlerin aracılığıyla desteklerini beklediğimi belirtmek istiyorum. İnşallah. İnşallah onları utandırmam. Ben sadece İsmail Balaban olarak gitmeyeceğim oraya. Evet. Aynı zamanda yağlı güreş camiası, bulunduğum büyük bir camia. Onları temsil Temsil. edeceğim. Sevenlerimi, hemşerilerimi temsil edeceğim. Evet. O yüzden bu bilinçle gidiyorum oraya. İnşallah İnşallah. sevenlerimi utandırmam. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah. Hedefim her zaman yağlı güreşte olduğu gibi zirve. İnşallah İnşallah. zirveye çıkıp birinciliği bu sevenlerime, bu mutluluğu sevenlerime yaşatmak istiyorum. İnşallah. Bu birincilik süreci tabii kademe kademe. Ama son zaman ne zamana kadar? Eğer Türkiye'de bu inşallah süreç biter de güreşler başlayacak olursa o yetişebilecek misiniz o döneme? Şimdi o kadar çok detaylı bilgiye sahip değilim Değiliz. açıkçası. Evet. Yaklaşık 4-5 ay sürüyor Sürüyor. yarışma. Ocağın 9'u itibariyle de başlayacak. Bu yıl daha erken başlayacak Evet. normal yıllara göre. Tabii ki oradaki pandemi süreci ya da hava şartları, koşulları ne olur bilemiyoruz. Yani bazen işte hava koşullarından vesaire iptal olma, işte bir hafta ilerleme falan, Evet. erteleme gibi bir şey olabilir. O yüzden tam olarak hani 4 ayda biter ya da 5 ayda biter bir şey Diye. demediler o yüzden bize de. Finale kadar kalırsam eğer İnşallah. sevenlerimizin de desteğiyle İnşallah. yaklaşık bir 4-5 aylık serüven bizi bekliyor olacak. Tabii burada sadece performans da önemli değil. Aynı zamanda sevenlerimizin Destek. desteği de çok Evet, önemli. evet, evet. O yüzden buradan tüm sevenlerimize Tabii. sesleniyorum. Onların da Tabii, desteğini tabii. bekliyorum. Biz performans olarak senin zaten bunun üstesinden geleceğine eminiz. Elmalı halkı, Antalya halkı ve Türkiye olarak.
Ama buradan ben özellikle seyircilerimize, bizi seven, bizi gönül veren, bizi izleyen şu andaki seyircilerimize SMS olarak da İsmail Balaban'a, Sarı Fırtına'mıza desteklerini bekliyoruz. İnşallah bu finale kadar kalacaksın. Zaten bu süreçte de hem orada da antrenmanını yapmış olacaksın ve Türkiye'de de görülüyor ki o süreçte de güreşlerin Allah bilir ama başlama şansı şu anda gözükmüyor gibi. Yani aşı geldikten yapıldıktan sonra yaz aylarında belki ikinci yarısında, yılın ikinci yarısında belki güreşler başlayacak. İnşallah oradan seni şampiyon olarak gelir. Burada da aynı hızla, tempoyla, motive olarak, motivasyonla yine güreşlerimizde yeşil sahalarda, çayırda sizleri görmek istiyoruz. İnşallah buradan dediğimiz gibi halkımızın SMS'leriyle, kendi çabanınla, özgüveninle buradan şampiyon olacaksın. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanınızdayız, her zaman duacınız. Ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız. Biz Elmalı'nın gururu, Antalya'nın gururu olarak her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun başkanım. Her zaman zaten bunu hissettirdiniz. Yani her yerde destekçimiz oldunuz, yanımızdaydınız. Bu anlamda gitmeden yine ziyaretime geldiniz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için, Ben sağlığınız için. teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli hemşerilerim. Biraz önce de söylediğim gibi Sarı Fırtına'mıza gönülden dualarımızla birlikte, SMS'lerimizle birlikte inşallah kendilerine katkı sunalım. Kendilerine destek verelim. İnşallah şampiyonumuzla oradan şampiyon olarak geri dönmesini sağlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum.